Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri dinliyoruz efendim. Ve bu danışma meclisinin Samsun'umuzun geleceği için çok çok verimli olacağına inancım tamdır. Sizleri İstanbul'dan selamlıyorum ve yapacağınız bu toplantının ve alınacak kararların Samsun'umuz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah. Biliyorum ki Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında, gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok çok büyük bir gayretin içerisinde. Rabbim gayretinizi ziyade etsin. Amin. Birliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin diyorum. Amin. Ve tüm teşkilatımıza aman birliğinizi, beraberliğinizi zerre kadar zedelenmesini fırsat vermeyin. Gerek ana kademe olarak, gerek kadın kollarımız olarak, gerek gençlik kollarımız olarak inanıyorum ki siyasetin merkezindesiniz, siyasette örneksiniz, örnek olmaya da devam edeceksiniz. Tabii birileri birçok şeyler söyleyebilir. Ama biz çalışmamıza bakacağız, gayretimize bakacağız ve çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey, şu 20 yıl içerisinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık, bunları duymayanlara duyurmaktır. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla, bunlarla hiçbir alakamızın olmaması gerekir. Ben teşkilatıma bu noktada güveniyorum. Yeter ki dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller. Ama bizim yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım. Bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki bu ülkede eğer bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar. Bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler. Sizleri bu duygular içerisinde selamlıyorum. Onun için de diyorum ki hep bir ağızdan tek millet, tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet, bir olacağız, bir olacağız, iri olacağız, bir olacağız, kardeş olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere Samsun'dan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Size ve çok değerli hanımefendiye. Süleyman Soylu Bakanımız bugün bizlerle birlikte bütün milletvekilimizin, il teşkilatımız, kadın kolları, gençlik kollarımızın çok selamları. Milletvekili arkadaşlarımıza da hepsine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.